Mesai arkadaşlarım diyorum size. Bunu ilk belediye başkanı olduğum zaman da söylediğim kelimeyi bugün bir kere daha uzun zamandan sonra söylüyorum. Evet, demek ki mesai arkadaşlarım değerli basılmış. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Davet ettik, icabet buyurdunuz ve geldiniz. Hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Bugün her şeyden önce bu konuyla ilgili samimi bir ifadeyle söylemek istiyorum. Bir özlem için uzun zamandan beri basınla yüzlerinizi göremedik. Çünkü sizler artık ben kendimi öyle görüyorum. Hepinizi tek tek yine sanki bir akrabayı görmüş gibi hissediyorum. Yani demek ki sizin yanınızda ben nasılım tam bilemeyeceğim ama onu siz bileceksiniz. Sizler benim yanımda her biriniz bir akrabasınız, dostsunuz, arkadaşsınız. Ve bu dostluğu ve arkadaşlığı hem ilerletmek hem de çok kıymetli basınımızın hepimizin özlüğünü ve kimliğini ve davranışını eğilmeyen, bükülmeyen, dik duran bir basın olmasını geldiğim günden beri arzu ediyordum. Bu konuyla ilgili basit çalışmalarla bunu sağlamaya çalıştık. Onun için bugün belki bu şekilde bunu sağladığımızı da düşünüyorum. Ama %1'ler, %2'ler bu anlattığımın kaidesini bozmaz. Belki böyle eksik arayıp da yazı yazmak isteyen, belki de bizi yani büyük projeler yapsam bile ufalayacağını zanneden ve onun üzerinden de basamak yapmak isteyen veya Yusuf Siyah Günaydın'ın omzuna basaraktan bir yere geçmek isteyen arkadaşlar da belki benim de en sevdiğim çocuklardan birisi de olabilir, çıkabilir. Olabilir. Bunu Yüce Atatürk de söylemiş. Bedbahtlar, hainler bir gün gelecek. Şu anlatıyor. Bunu asil kanında bulacaksın diyor Atatürk. Olacak bu. Bu dünya durdukça da olacaktır. Normal kabul ediyorum bunu. Anormal ama normal. Kabul ediyorum. O açıdan o bahsettiğim bu dik duruşu ve kimlik ve kişiliğinizi eğilmeyen bir basın olarak sizleri kesinlikle öyle görüyorum arkadaşlar. Onun için de ayrıca her birinize gerçekten ve gönülden ve içten sizlere teşekkür ediyorum. Evvela bugün yine gerçekten aynı şeyi tekrar etmek istiyorum. Ben bugün sizle gerçekten bir özlem giderisi olsun dedim. Özledim arkadaşlar sizleri. Hizmet veriyorsunuz memleketimize, Isparta'mıza. Ağırlıklı belediye ile de alakalısınız. Valilikle alakalısınız. Öyleyse bizler de sizlere hem özlememiz gerekiyor hem içten davranmamız gerekiyor. Yani bir de bu tarafı düşünelim. Bu da bu tarafta gerçekten samimi davranmasını istiyoruz. Bugün bu anlattığım toplantının anlamı, özü bu. Ama madem ki bu özlemin yanısında belediyemiz biliyorsunuz ciddi projeler üretiyor. Ve Türkiye'de ihale etmeden ve literatür üstü bilimsel seviyedeki projeleri üretebilen, yapabilen tek belediye Isparta. Isparta Belediyesi bu tekniğe, bu teknolojiye kavuşmuş bir belediyedir. Başka belediye, başkaları ihale eder, gelir proje. Kritiğini bile yapmakta aşağı var. İkinci beğenmediği halde ikinci bir daha çiz dediğinde zaman adam tekrar yeni fiyatlar ister filan uzar gider. Ve arzu ettiğin projeye ulaşamazsın.
Özellikle bizim ekolümüzde, daha doğrusu kişisel olarak da söyleyebilirim bunu, affedersiniz. Bizim yapabileceğimiz projeyi burada ancak biz yapabiliyoruz, ben yapabiliyorum. Ben demek şeytana mahsustur ama gerçek de varsa bunu söylemek zorundasınız. Bugün size sık sık gösteriyoruz, şu anda ona geçiyorum. Ben bir iki projemizden ne demiştik? Seçime yarım saat kala olsa ben çalışırım, projeler yaparım, üretirim ve ihale yaparım demiştim. Bunu birkaç kere birkaç yerde söylediğimi emin bir şekilde hatırlıyorum. Belki sizler de elbette hatırlıyorsunuzdur. Şimdi en önemli projemizden bir tanesi, en güzel, en orijinal diye yaptık. Karşımızda görüyoruz. Dede Korkut Müzesi. Malum bu Kirazdere'de yapılıyor. Zemin emniyetleri, kat sayıları aylar öncesinden yapıldı. Fakat projemiz uzun sürdü. Çünkü güzelin de güzelini, kalitenin de kalitesini burada aradık. Bizim her işimiz öyle. İşte bu restoranda da açsak bu düşünce burada da mevcuttur. Güzelin de güzeli, en iyisi, lezzet vesaire, kalite, nezaket, saygı, insanlık burada olması gerekiyor. Aynı bu düşünce Atatürk Parkı'nda da vardır. Bak, bu kısa zamanda gelişen bir, bizim hiç akla gelmediğimiz bir düşünceydi bu. Halk olarak pek fazla düşünülen bir konu değil. Evet, bu vizyon, bu görgü, bu kültür Isparta'nın şehir estetiğinde de olacak. Mimarisinde olacak. Bütün yapısal çalışmalarında da olacak. Halka, hatta halkın üzerinde de bunu sağlamaya çalışacağız. Çünkü bu büyük bir derinlik ve büyük bir görgü, büyük bir kültür aynı zamanda. Bu kültüre birden halkla beraber ulaşmak kolay bir iş değildir. Ama mesela bu anlattıklarımı çok güzel bir şekilde gerek televizyonlarımızda, gerek değerli basın heyetimizde, yani sizlerle bunlar anlaşılıp içtenle anlatılırsa o bahsettiğim olaya biraz daha yaklaşma hızımız artabilir. O açıdan yani bugünkü toplantım önemli buluyorum. Sizlerle yaptığım bu toplantıyı önemli buluyorum. Çünkü burada o %1'lik şaşırma olaylarına girenler müstesna dedik. Ama sizler bu konuda önemlisiniz. Ve yanlış anlamazsanız ve sizleri önemli olmanızı istiyorum ve önemlisiniz dersen de önemli olmak için de çalışma gayreti içerisinde ve anlatma gayreti içerisinde kesinlikle olmanızı arzu ediyorum. O zaman siz Isparta'ya görgü, görenek, kültür, bilgi, yenilikler konusunda da eğer bir reform varsa o reformu ortaya çıkaracak ve yayacak, anlayıp güzelce anlatacak bir kişi olacaksınız. O zaman hepimiz yetişmiş insan sıfatıyla yürümeye başlayacağız. Yetişmek çok önemli. Yetişkin olmak çok önemli. Kendini yetiştirmek daha önemli. Bunu kimle yapacağız? Elbette sizlerle yapacağız başta. Artık hissiyatları vesaireleri öyle yanlış omuzlara basmaları değil de bunu yapacağız. Zaten bunu yaptığınız için, yaptığınız takdirde elbette yaparsınız. Ve sizler de Allah için çalışmış oluyorsunuz o zaman. Ya sen beni beğeniyorsun, iyi de biliyorsun, kötü yazıyorsun. O Allah'ı yanına alamıyorsun. Allah'ın yanına sen yaklaşamıyorsun demektir. Bakın biraz da çalışmalarımızda elbette biz bir İslam dinine aitiz. Bir Kur'an-ı Kerim var sonsuza dek. Dünya garkına kadar devam edecek. Hatta garktan sonra olursa belki yine Kur'an-ı Kerim devam edecek gibi geliyor bana.
trilyon yıl sonra gark olursa dünya, böyle bir kitaba sahibiz biz. İncil, Tevrat, Zebur. Elbette o da bizim önemli kitaplarımızdan. Allah'ın kitabı çünkü. Ama son kitabı Allah bir mana ve maksat koymuş ki Kur'an-ı Kerim ortaya çıkarmış, yazmış, yazdırmış. Onun için bu tarafını da unutmayın. Vallahi bak burada bunu gülünç falan veya uydurma veya bir şey olarak görüyorsanız o sorumluluk, o hata kendine ait olur. Bana ait olmaz. Ben söylemesi benden, yapması sizden. Hani de böyle bir laf vardır ya. Evet, tabii bu konuya da ben basınımızı beğeniyorum arkadaş ve yaklaşmış durumdasınız. Ve yaklaştım. Belki beni geçeninizde içinizde Allah kimin büyük olduğunu, kimin güzel olduğunu, kimin mertebesinin yüksek olduğunu kainatta ve dünyada hiç kimse bilemez. Yalnız Allah bilir. O açıdan belki de şu benim anlattığımı içinizde fersah fersah benden bilen arkadaşlarınız da elbette var olabilir ama ben bunu yine tekrar burada da dile getirmek istedim. Onun için herhalde kusura bakmamışsınızdır. Böyle bir konu. Zaten öbür türlü düşündüğünüz zaman veya yaptığınız zaman, işlem yaptığınız zaman hiç hayatta bir noktaya varılamayacağını da herkes bilmeli. Bunu tefsiri okuduğunuz zaman tefsirleri, Kur'an-ı Kerim tefsir demek zaten. Tefsir Kur'an açıklaması olduğu için demek istiyorum. O açıdan bu bir gerçektir. Evet, burayı geçelim. Tekrar dönelim, Dede Korkut'umuza dönelim. Bu projemiz 8 ay gece gündüz çalışılan orijinal bir projedir. Ve çelik alt kısmı sömelleri ve bazı kolonlarımız betonarme beton ve cam ve ahşap titanik çatı kaplamalardan ve son derece çağdaş bir projedir. İleri teknikte çağdaş bir projedir. Hatta bilim adamları, mimarlık dünyasındaki gelişmiş öğretim üyeleri varsa bunun analizini yapabilirler. Bunun analizinde de şu çıkabilir. Rasyonel proje demek, modern projeden daha modern demek. İrrasyonel, rasyonelin de üstündedir. Ve üstelik bu proje, bilim adamları, üniversiteler bu konuyu incelerse, gerçekten konuyu ortaya atabilirlerse, bu proje hem irrasyonel hem de Türk mimarisi. Türk mimarisidir bu. Türk mimarisi deyince cummalı, ahşaplı evler, güneye bakan evler, önde sofası, hayatı, serekliği, baş odası, şahnin odası filan diye anlatırsın Türk mimarisini, bir sürü anlatırsın. Evet, bu geniş Türk halk mimarisi ve Türk mimarisinin içerisinde süzgeçle seçilmiş ve ortaya, örneğin şu cam balkon mesela orada, alt üstü her tarafı camdır, çelikle de mesnet yapılmıştır, konsol yapılmıştır orada ve oradan da seyrediyorsunuz. Uç noktaya geldiğiniz zaman arkadaki heykelle öz çekimi yapabiliyorsunuz kendinizi. Ona göre hesaplanmış. Uca geldiğiniz zaman heykel arkanda oluyor. Binanın ta tepesinde olmasına rağmen. Çok ince hatlar, ince düşünceler vardır. Ve bu kadar modern olmasına rağmen, Türk mimarisi olmasına rağmen de doğaya yatkın bir projedir. Ve arkamızdaki Devre Su İşleri diye hatırladığımız dağ, ona benzememiş arkadaki dağ ama o dağın da doğasını bozmayan bir olaydır. Buraya gelirken de buraya, ya bu sizin hep bildiğiniz Kirazdere burası. Hepsinin bildiğiniz Kirazdere. Geçmişte buralarda çok oturmuşuzdur biz. Buraya gelmeden önce de 2 sene evvel 2000 kamyon, belki 1500 olabilir mi? 1500 olabilir. Kamyon toprak döktük. Doğa yerleşsin,
İki senede yerleşir doğa. Toprak iki senede yerleşir. Önce bir taşlarla dolgu yaptık. Altına ağırlık verdik. Üstüne tekrar toprak koyduk. 2000 kamyon toprak koyduk. Orası 4 metre bir yolla geliyorduk. Şimdi 20 metre genişlik oldu. Çıkan o ikinci viraja kadar burası da şehir terası yapılacak. Onun da ayrı bir mimarisi var. 50 bin gül dikilecek. Toprağımız yerleşti. Oraya da başlıyoruz. Çünkü o toprağın yerleşmesini istiyordum ben. Kendi mimarlık demişim, belediye başkanlık ömrünü de hesaplayarak belki de ölürüz kalırız. Belki de 5 sene sürmez. Belki de erken seçim olur havasıyla. Ona 2 yıl koymak zorundaydım. 2 yılı tamamladım. Bakın ne kadar hassasiyetler ve konulara giriyoruz. Orada da şehir terası olacak. Şehri seyredeceksiniz. Sonra bu lokantadan daha güzel, daha iyi, içerisinde önemli bir restorantı var. Buradaki menülerin dışında apayrı başka menülerle gelecek. Ve Isparta'ya ayrı bir yemek zevki, kültür zevki, davranış zevki, nezaket zevki orada da olacak. Isparta bu tesislerle hem sosyolojik açıdan, hem kültür bakımından, hem görgü bakımından çok farklı olacak. Sizlerin de yardımlaştık. Biraz önce sizlerin üzerinizde de, şahıslarınız üzerinde hep beraber birlik içerisinde bir mesnet yapmaya çalıştık. Onlar da beraber olacak ve bu konular gelişecek. Şimdi bunun arkasından bir şehrin şehir olabilmesi için güzel otoparkları olması lazım. Ben bu projeyi çok, biraz da görüyorsunuz zaten. Görmekte bazı şeyleri anlatır zaten. Oldukça şık, inci şekilde görünüyor. Ama Türkiye'nin en çağdaş projesi. Ve Avrupa'nın da en çağdaş projesi olsun diye düşündük bunları. Bu medeniyet, bu fikir, bu bilgi bizim Isparta Belediyesi'nde mevcut olduğu için bu mevcudiyeti şimdi fiiliyata, uygulamaya geçiyoruz. Evet, bunlardan birisi de Dede Korkut'tur. Dede Korkut'un içerisinde 26 tane beyaz mermerden heykel, Dede Korkut'un 12 tane büyük hikayesini anlatan, hikaye değil, ona diğer bir deyimle de hikaye demek de yanlış, Dede Korkut'un 12 tane büyük duası. Ve bu duasını 2 seneden bu yana, 9 seneden bu yana yetiştirdiğimiz ustalar vasıtasıyla, bak nereden nereye geçiyoruz. Çünkü onu yapacak insan yok Türkiye'de. Dünyada da nerede bulacaksın yani, var mı? O zaman biz yetişeceğiz. Ve 32 usta yetiştirdik. Pir usta bunların adları. Kaybolan el sanatları, küntekari bilmem ne filan, biz bunları 4 sene 5 sene önceden yaptık, geçtik bunları. İşte kapılar yapılıyor, bacalar yapılıyor, gök kubbe kapıları yapılıyor. Efendim, şimdi onu daha açıklamadık. Akşaptan saat kulesi yapılıyor. Bunları kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Bizim bilgimizle yapılıyor. Yani belediyenin bilgisiyle. Belediyenin seviyesi şu anda bu konularla ilgili açıkladığımız zaman en ufak, hiçbir belediyeyle kıyas yapamayacağımız kadar açık arayla öndeyiz. Bunu da ilk defa burada söylüyorum. Açık arayla önde olduğumuz. Ve bu konuda inceleniyor şu anda. Cumhurbaşkanımıza kadar anlatılıyor bunlar. Yani şu anda ülkede biz bunlarla başka ülkenin başka vilayetlerine de çok yerli, altyapısını bitiren bir vilayet olarak farkında olmadan büyük örnekler teşkil etme durumuna da geçiyoruz şu anda. Bunu da anlatıyoruz. Bu Dede Korkut'un 12 tane hikayesinde bir panonun birisi görünüyor. Bu pano 12 tane duayı, Dede Korkut'un duasını ve olayları ilk defa
Osmanlı'da yüksek seviyeye çıkan minyatür sanatının akşap oymada daha geliştirilmiş olarak uygulaması yapıldı. Eşi var mı böyle bir şey? Eşi yok. Bunu biz 2 seneye yakın, 12'si de bugün yeni bitti, bu ay bitti. Son çizgi boyam, bir tablomuzun boyamaları yapılıyor. Buna 4 kişi 2 sene çalıştı. Hatta yer yerde 6'ya 7'ye çıktı oluyor da ortalaması, yani devamlılığı olanı, artan eksilme 4'ün üzerinde oluyor çalışmalar. Bunlar, niyetimiz şu, dünyanın ve Türkiye'nin en büyük eseri Dede Korkut bizim temelimiz, gücümüz milattan sonra 400 yılında bizim kökümüzü anlatan bir Dede Korkut bu. Çocuklarımız bilmiyor, torunlarımız bilmiyor. İşte burada harekete geçecek bunlar. Bir de küstahça, bunlara önem vermediğimiz için küstahça hain bir insanlar 15 Temmuz'un ayak sesleri, gelen ayak sesleri olarak da ne yaptılar? FETÖ denilen pislik, canavar, hain, vatan hainleri Ergonokon operasyonu yapıyorlar. Balyoz operasyonu yapıyorlar. Ergonokon operasyonu yaptığı günde çalışıyorum, o müze bitmek üzere aşağıda. Şurada hemen. Boyu 400 metre. Ve bütün objelerini beyin olarak üniversiteler vesaireler çıkaramadılar. İstanbul, şeyde Ankara'daki o büyük Gazi Üniversitesi olsun, bir sürü üniversitelerimiz var. Kendi üniversitemiz var. Bunların içinden maalesef üniversitelerimiz de çıkamıyor, yapamıyor. Ama Allah'ıma hamd senalar olsun ki bunları biz yapıyoruz arkadaş. Biz yapabiliyoruz. 9 seneden sonra bunu yapabilecek duruma ustaları getiriyorsun. Ustalar bunu yapmaya başlıyor. 9 sene evvel eline kalem alamayan üniversite mezunu, Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun, El Sanatları bölümünden mezun talebeleri aldık. 9 senedir eğitim yaptık. Şimdi onları yapıyor. Peki bunu dünyada yapabilecek var mı? Ha, bizim yapalım. Bu fikirleri, her bu istekli olan doneler onlar da olursa belki yapabilirler. Bir de Yusuf Ziya Gönül'ün olması gerekiyor. O zaman yapabilirler. O açıdan arkadaşlar, bu yaptıklarımız Isparta'mızda yapılıyor. Ve bunlar Türk eseri, Türk kökü, Türk canlısı, kaybolan kökümüzü bilmemiz. Selçuklu ve Osmanlı daha dün, evveli gün o yakın. Bizim esas kökümüz var. O kökümüzü bilerek gelirsek biz daha nice Selçuklular ne de büyük imparatorluklar yaratabiliriz. İşte Isparta'da bunun temsilcisi ve Türk dünyası, dünya dünyası, nerede bir Türk varsa Isparta ilgilenecek. Bu projeler Isparta'da olacak arkadaşlar. İşte Dede Korkut projemiz de bu. Bunun ihalesini yapıyoruz arkadaşlar. En son cümlem çok önemli. İhalesini yapıyoruz. Projesi çok uzun sürdü. Çelik hesaplarını yapan mühendis arkadaşlarımız bile aylarda çalıştı, ancak çıkabildiler. Tabii destek de yapıyoruz devamlı görüşerekten. Ama projeyi başardık. İşte bu projede Ergonokon ağırlıklı. Yani bu projemiz. Bu 5 tane büyük blok ama 5'i de bir bütün havası veren. Bu da irrasyonel proje demiştim yukarıdakine. Bu da çağdaş modern mimari. Bunu bizim maalesef mimar öğrencilerimiz bunları bilmiyorlar, öğrenmiyorlar. Keşke mimarlarımız çağırsak, biliyor muydunuz? Ama benim mimarlarım şimdi bunu anlamaya başladı, biliyorlar. Belediyedeki genç mimarlarımız var. Onlar biliyorlar veyahut da bilgisi yaklaşımlı hale gelmiştir. Evet, bu projeler böyledir. Bunun ihalesi yapılıyor. İhale aşaması hazırlıkları yapılıyor. Artık projemiz tamamlandı. Şimdi şehirleri şehir yapan, altyapı vesaire saya saya geldi. Onu da bir gün televizyonda nereden nereye geldi? O ağaç dikmenin anlamı ne? Nereye gitmek istiyorsun? Gitmek istediğim noktaya şu anda
erken geldik. Türkiye'de birinci şehir, yaşanabilir şehirler içerisinde Isparta olmasını istiyorduk. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi de bu şehrimizi daha ileriye götürebilmek için daha alttan gelecek detaylar var. Mesela bir adam diyor ki, bir il başkanı diyor ki, adamın vizyonu bu, görüşü bu. Diyor şu halk pazarındaki bizim AVM'nin altındaki otoparkı açıverse diyor. Belediyenin önünde yaptığı pahalı, evet maliyeti pahalı, o kadar ucuz değil, yerin dibine yapıyorsun. Bir damla bak rutubet yok içerisinde. Nasıl bir teknik bina biliyor musunuz o bina? Otopark. Şimdi harılar nasıl kullanılıyor? Boş yer bulamıyoruz orada. Günün her saatinde boş yer bulunamıyor. Hele iş saatinde zaten yok. Araçlar dönüyor. Öbür tarafı yanında da var. Doğalgazlı, şey gazlı, onlar da doluyor. Otopark alışkanlığı başladı Isparta'da. Başlamak zorunda. Daha sonra Mimar Sinan her taraf birkaç sene sonra tamamen araçlar oradan kaldırılacak, otoparklara geçecek. Ha, ondan sonra konuyu oraya getirmek istiyorum. Şimdi 4 seneden bu yana büyük engeller ve aşamalardan dolayı uğraş uğraş 6 tane kanaldan müracaat edip olmuyor, bir daha kanal, engeller. Kendim en aşağı 30 kere gittim bu Maliye ve Şehircilik Bakanlığı'na. Evet, müjde diyorum arkadaşlar. Bakın bunlara size müjde diyorum. Evet, aldık oranı. 4 sene uğraştım. Otoparkını aldım. Projelerini çok önceden çizmiştim zaten. Bu askeriyenin lojmanları var ya, onun dibinde bizim büyük parkımız vardır. Üçgen bir park. Üçgen de buradan alıyoruz. Ve içeride de bizim bir arsamız var o lojmanların içerisinde. Takas yaparak o onların işine yaramayan üçgeni alacağız. 4 senede uğraştık, alamadık. Şimdi aldık. 2 üçgeni sırt sırta, yani bir dikdörtgeni ikiye böl, 2 tane ne yapar? Dik kenarlı 2 tane hipotenüsli üçgen çıkar. 2 üçgeni birleştirdiğin zaman dev bir yer çıkıyor orada. İşte bunu birleştirdik. Şimdi tevhidi yapılıyor, projeler hazırlanıyor. Oraya da 350 otopark yapıyoruz. 350 adet ve üstü de en güzel yeşillendirilmiş, üstü 2 metre toprakla, çınar ağacı bile dikilecek tarzda, üzerinde şehir parkı yapıyoruz üstünde. Çocuklarımızın, büyüklerin, çocuklar, herkesin orada böyle nefes alacağı bir yer olacak orası. Bunu da çünkü hakikaten müjdelenecek kadar oldu. Neden? 4 sene uğraştım arkadaş. Halbuki ilk dakikada olabilecek bir konu. Ama mücadeleciğimiz aşıyor. Ama sonunda gece olmasa iyi olur fikriyle kendimizi teselli ediyoruz. Aslında bu konuyu bir dakika, bir saniye bile oyalamamalar lazım. Ama o görgü, o vizyon olmadığı için Şehircilik Bakanlığı'nda bilmem nerede filan da takasta Maliye Bakanlığı giriyor devreye. Ondan sonra hazine giriyor. Öyle uğraşıyorsun ki. Bir de bizim devletçiliğimizde ve siyasetçiliğimizde, hele muhalif etsen, hemen hiç düşünmeden hangi kelimeyi kullanıyorlar biliyor musun? Söyleyin bakalım. Hangi kelimeyi kullanıyorlar? İki kelime var. Nasırlaşmış bir kelime. İtici bir kelime. Hayır, olmaz. Yazıklar olsun memleketi. Bakın, evet, bu mücadeleyle şimdi bunun arkasından devasa başka projelerimiz geliyor. Yani hepsi de Türkiye boyutunu ilgilendiren projeler. Isparta'yı zaten ilgilendiriyor. Isparta'ya büyük şerefiye ve bundan sonra da nereye gitmek istiyorsanız onu bir programda, televizyonda, belki basın kulübünde de yapabiliriz. 2 saatlik bir sürede veya diğer bir kulübümüzde de yapabiliriz. Burada da çok iyi bir şekilde nereye gelmek istedik, nereye geldik, şimdi nereye gitmek istiyoruz?
bunu açıklayacağız. Ve nereye gitmek istiyoruz da yine başta temsilci olarak basın sahip olması gerekiyor. Ve basın aracılığıyla da tüm Isparta'ya iyi anlatılmak kaydıyla Isparta halkının projesi oluyor. Benim boyutumu aşıyor. Şimdi nasıl olsa 1000-2000 dönüm üzerindeki kurulmuş genç yaşta çizdiğim, yaptığım ve uygulamasını yaptığım Dumlu Pınar Üniversitesi benim boyutumu aştı. Efendim Nevşehir'de yapılan söyleyiverin o adı neydi ya? Hacı Bektaş Veli ya. Benim bazen aklıma zor geliyor. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Tayyip Erdoğan ismini Hacı Bektaş Veli'ye çevirdi. Mimarı kim diyorlar? Hiç bilen yok. Bildikleri zaman da şaşalamaya başladılar. O da benim boyutumu aşmış demek ki. Seviniyorum öyle olduğu zaman. Ve şu anda Türkiye'nin en iyi projeleri bunların olduğu ortaya çıkıyor. En iyi projeleri. İki üniversite. Şehirci mimar olduğu için şehri kuruyorsun, yapıyorsun. Isparta'yı da kurabilirsin o zaman. O açıdan bu bizim o anlatacağım projeler, hatta kulüpte basında anlatırken belki bütün gazetecilerle beraber anlatabiliriz bir yerde. Bütün gazetecilerim daha hem böyle bir kahvaltımızı yaparız veyahut da bir akşam yemeği olur. Ondan sonra da başlarız 2,5 saat ve sizlerin de bunu not olarak anlatmanızda, basınızda, yalnız bir gün değil, bir saat değil, çok çok zamanlarda anlatmanızı isteyeceğiz. İşte sizin Isparta'ya sahip olma olayını tutturduğunuz zaman, maya tuttuğu zaman, o zaman ikinci gideceğimiz yere de, hedefe, birincisini tamamladık. Türkiye'nin en iyi şehri Isparta. Daha şunlar da bitsin de o zaman daha iyi netleşecek. Bak birkaç proje daha şimdi söyledik, ihalesi yapılıyor dedik. Onlar da netleştiriyor zaten. Onun için ben bugün hem yani bir soru al soru ver olayına da gerek isterseniz koymayalım bunu. Şimdi soracaksınız. Hemen ertesi gün ben de bazen konuşuveriyorum biliyorum. Ağzım açılıveriyor bazen. Ondan sonra söyleyeceğimi de söyleyip geçiyorum. Dinlemiyorum. İşte bir iki tane oldu ufak tefek. Geçen gün Anadolu Mahallesi'nde oldu. Orada bir şeyler söyledi. Söylemeselerdi ben de söylemeyecektim yani. Boş şeyleri söylüyorlar. Dolusunu bilmiyorlar. Doluyu boş zannediyorlar veya halkı kandıracaklarını zannediyorlar. Bunlar olmamalı. Ben bunlara da bunu söyleyenlere de kim olursa olsun bundan sonra birlik ve inanç olduğu takdirde bunlara da fırsat vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğim bunlara. Isparta ikinci hedefine ulaşacak kardeşim Allah'ın izniyle. Buna kimse de engel olmaya kalkmasın. İşte engel oldunuz, otoparka oldunuz. 4 sene oyaladınız beni. Bir de bana engelci diyorlar. Ben siz kendiniz engelcisiniz. Ondan sonra ama 4 sene sonra aldım arkadaş. Ne oldu? Evet o engelleyenleri ezdim geçtim işte şimdi. İhalesini yapıyorum, otoparkı da yapıyorum şimdi. Ama Isparta'nın 4 senesini ne yaptılar? Heba ettiler. Onu en üst makamlarda bunu bilsin. Heba etmeyin. Çünkü insan ömrü çok kıymetli. İnsan fikri, fikir üretimi ve proje yapımı çok önemli. Bunu bir ah bilseler, gelirler kendileri de kazma kürekle yardım etmeye kalkarlar. Ama bilmiyor. Fakat biz bunları da aşacağız arkadaşlar. İşte bakın 4 sene uğraştılar, engel olamadılar. Ezdim geçtim hepsini. Yapıyorum şimdi o projeyi. Fabrikayı bir zamanlar engelledim. Su projesiyle masal anlatarak onları bu tarafa geçirdim. Fabrikanın ruhsatını vesairesini bakanlıktan sessizce aldım. Şimdi ikinci bir fabrika daha kuruyoruz. Yetmiyor. Şu kötü piyasada mal yetiştiremiyoruz hala. Kalite ve zirveye ulaştık. Özel şirketler bizim solumuzda sıfır kaldı. Devlet sektörleri bu kurmada solumuzda sıfır kaldı. Keşke Burdur Şeker Fabrikası'nda alsaydık solumuzda sıfır kalacaktı.
nasıl, devlet nasıl çalışıyor gösterecektik. O olmadı, kısmet olmadı. Çünkü biliyorlar başlarına neler olacağını. Bundan dolayı onu bizi, evet, girmemize rağmen olay farklı oldu. Şimdi arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bizim bu cihazlarda bir şey, Melihler'e gidecek. Melihler'deki köyümüz var. Akşam da oradayız. Bir de köylülerimizle coğraşalım. Onlarla görüşelim. Köy kültürünü artıralım. Göçü önleyelim. Hem şehrimizi koruyalım, hem köylerimizi koruyalım. Bu sosyoloji anlamında, ekonomi anlamında, görüş bakımından bu projeyi anlatırsak günlerce, saatlerce anlatmamız gerek. Bunun bir arkasında büyük bir olay var. Köyleşiyor her taraf. Köy köyden kötü oluyor, şehir de köyleşiyor. Bunu önlemek için yapıyoruz. Ama yine engelciler yine bunu anlama seviyeleri %1'ini anlasalar şu benim anlatacağımı, bu konuyu burada kapatıyoruz. Bunu anlatmak için anlatmıyorum. Bir özetini kırbaç olarak geçiyorum. Anlasalar Türkiye'nin kaderi değişir mi acaba diye düşünseler, ama ne yapıyor bu engelciler? Dün bu kararı alan Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerine, başta şahsıma, ceza değil de para çıkarıyorlar bize. Bu belediye. Bunu bilseler, Türkiye'nin 40 bin köyümüz de var. Ona da örnek versek. Çünkü şehrimizle de bağlantılı bir şey bu. Şehrimiz de köhneleşiyor. Oralara daha yapacağız. Gideceğiz köylerimize. Büyük tiyatro, seyyar merkezler kuracağız, yapacağız. Köyleri kültürel kütüphaneler göndereceğiz, kitaplar göndereceğiz. Çocuklarımıza anlatacağız. Bütün köylerimize. Ve o köyden buraya lüzumsuz yere göçler önerecek. Oradakiler zaten eğitime yönelik insanlar, kültürel yöne sahip oldukları zaman zaten bugün teknoloji köyde de var, şehirde de var. Ve üretim artacak. Ama bunu ne gezer? Onlar işte, ben burada esas şehri düşünüyorum. Şehirle uygun, ama müfettişler veya bunu engelciler, kıskananlar şikayet ediyorlar tabii. Şikayetten müfettişler bize ne yapıyorlar? Ceza çıkarttırıyorlar. Ah beyinleri bir erse, ah beyinleri %1 bir erse, bana teşekküre gelmeleri lazım. Şu anda bütün meclis üyelerimize ceza kesildi. Tabii kararı alan, her zaman belediyeyi yürüten, ufacık bir korkaklık ve yükü üzerine almayan bir meclis üyesi grubu var. Onlara yok. Ama aslanlar kralı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyeleri Isparta'nın hizmetini onlar yürütüyor. Köy programlarını yapmak için meclisten karar çıktı. Biz kafadan da yapmıyoruz. Ama o karara bir grup el kaldırmıyor. O haklılar, onlara ceza gelmiyor. Gelsin kardeşim. Biz hepsini kaldırırız. Gerekirse elbette öderiz de cezamızı. Ama yeter ki vatan hizmeti olsun. Millet hizmeti olsun. O cezayı çekeriz. Çekmiyor mu kimse? Vatan ve Silistre, Namık Kemal hapishanelerde yatmadı mı? Bilmem kim yatmadı mı? Ama vatanımıza ne yaptılar hepsi? Hizmet ettiler. Onun için o cezadan da korkmuyoruz. Bayağı yüklü de bir ceza. Şimdi de ceza geldiği halde Melihler'e bir daha gidiyoruz şu anda. Hepinizi de davet ediyorum. Gelin orada sohbet, köylülerle tanışacağız. Orada bir konuşma yapacağız. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Şu anda 10 tane basketbol sahası yapıldı. Adım adım hızlı bir şekilde gidiyoruz. Yapıldı. 10 tane birden. Futbol onu biraz daha Gençlik Spor Müdürlüğü'nün yapması gerekiyor. Bunlar paylaşılmış şeyler. Ve onu da tabii kötü bir yere bir tane yapıldı. O da kullanılmıyor şu anda. Ama bu konuda biz de gayret edelim, çalışalım. Ama biz voleybol ve basketbol sahalarını hep
açtık, yaptık. Hı. Belki sen Eğirdir'de olduğun için belki duymamış da olabilirsin yani. Anlatabildim mi olay? Peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Burada toplantıyı kapatıyorum. Zaten kapatmasam da boşalmış zaten sandalyeler. Evet. 23 Nisan'da Oğuz Kağan'a program açtırdım. Evet. Ben sonra sohbet ettim ona. Dedim ki Isparta'da dedim, söylemek istediğim bir şey var mı dedim. O da aynen şurada da kayıtlarda mevcut. Ben Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın. Ben Isparta Belediye Başkanı'ndan bir şey isteyeceğim dedim. Sen biliyor musun kim olduğunu diye sordum. Biliyorum dedim. Ne istiyormuş sizden? Şimdi dedi ki aynen. Başkanımız dedi parklar yapıyor, otoparklar yapıyor. Çok güzel işler yapıyor ama biz dedi çocuklar adına bir tane action park. Action Park. Neymiş o dedim, ben de ilk defa duydum. Öyle şeymiş bazen, evet. İplerle falan şey yapılıyormuş, tırmanmalar falan, evet. Varmış. Onunla ilgili anladım. Size iletiyor. O yapılacak. O bak şimdi aynı Hilmi Bey'e cevap vereceğim. Seninkine de cevap vermiş oluyorum. Hilmi Bey, sen dedin ya, şimdi şehrin içinde veya uzağında yer bulma çok zor. Şimdi 1800 dönüm ben yeni imar alanı açtım. 8 tane 40 dönüm yeşil alan var. İlk defa şehircilik planlıyım.